Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hello Turkish kanalına hoş geldiniz. 4. kitapta 25. ders ile beraberiz. Dersimizin adı hangi spor dalıyla ilgileniyorsunuz? İlk olarak buradaki spor branşlarına bakalım arkadaşlar. 1. Futbol. Futbol bildiğiniz gibi ayak ile oynanan bir spordur. İki takım halinde her takımda 11 futbolcu vardır. Bu 11 futbolcudan bir tanesi kaleyi korur. Yani kalecilik yapar arkadaşlar. Boks. İki boksör arasında oynanır arkadaşlar. Ve ellerinde özel bir eldiven vardır arkadaşlar. Voleybol. Ortada bir file var ve iki takım var arkadaşlar. Topu rakip sahaya düşürmek için oynanan bir oyundur. Golf, çayır alanında yapılan bir spordur. Bir top ve bir golf sopasıyla oynanır. Halter, halter farklı hareketlerle alınan puanlarla kazanılan bir spordur. Ama rakibin sırtını yere getirirseniz direkt kazanabiliyorsunuz. Yüzme, yüzme havuzda ya da denizde yapılan bir spordur arkadaşlar. Okçuluk, okçuluk, yay, ok ve bir hedefle yapılan bir spordur arkadaşlar. Kayak, kış mevsiminde dağlarda çeşitli ekipmanlarla yapılan bir spordur arkadaşlar. Basketbol, topu rakip potadan geçirme spordur arkadaşlar. Karate, bir savunma spordur arkadaşlar. Sörf, sörf denizde dalgaların arasında yapılan bir spordur. Tenis, bir veya iki tenisçinin ellerinde raketle topu karşı tarafa gönderdiği bir spordur. Badminton. Badminton sporu da aynı tenis gibi raketlerle oynanır arkadaşlar. Özel bir raketi vardır ve özel bir topu vardır. Kriket. Takım halinde bir top ve sopa ile oynanan spordur arkadaşlar. Beyzbola benzeyen bir spordur. Birinci etkinliğimizde bu sporları gruplamak var arkadaşlar. Birincisinde karate ve boks, bildiğiniz gibi savunma veya dövüş sporu olarak nitelendiriliyor. İkincisi olarak arkadaşlar futbol, voleybol, kriket, basketbol. Bunların ortak özellikleri ne? Bunların ortak özellikleri hepsi takım sporu. Yüzme, golf, güreş, halter, okçuluk. Bu sporlar bireysel olarak yapılıyor arkadaşlar. Yani tek başına oynanıyor. Kayak yani kış sporudur arkadaşlar. Yüzme ve sörf su sporudur arkadaşlar. İkinci etkinliğimizde kavramlar var arkadaşlar. Şimdi o kavramları yerleştiriyoruz. Sporlar, sporcular, spor alanları. Futbol, futbolcu, stadyum, kayak, kayakçı, pist, sörf, sörfçü, deniz, boks, boksör, ring, güreş, güreşçi, minder, tenis, tenisçi, kort. Üçüncü etkinliğimizde bütün soruları kendinize göre cevaplayacaksınız. İsterseniz bunları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sizce dünyadaki en popüler spor hangisidir? Ülkenizde hangi sporlar popülerdir? Siz hangi spor dalıyla ilgileniyorsunuz? Hangi futbol takımını tutuyorsunuz? En sevdiğiniz sporcu kim? Onun hakkında neler biliyorsunuz? Şimdi bu sayfanın son etkinliğini yapacağız arkadaşlar. Kutucukların içine basketbol için B, tenis için T, futbol için F, sörf için S yazınız. Bu bir su sporudur ve dalgalı suda yapılabilir. Sörf.
Bu sporda takımdaki her oyuncu forma ve krampon giyer. F. Futbol. Krampon futbolcuların ayağına giydiği ayakkabıdır arkadaşlar. Bu spor elle oynanır. Sahada iki tane pota bulunur. Basketbol. Bu sporu yapan oyuncular uzun boyludur ve yükseğe sıçrayabilirler. Tabii ki basketbol. Bu sporda topa vurmak için ayak ve kafa kullanmak serbesttir. Futbol. Bu sporda sahanın ortasında bir file bulunur. Tenis. Bu sporda sörf tahtası kullanılır. Tabii ki sörf. Bu sporda raket ve küçük bir top kullanılır. Tenis. 26. dersten devam ediyoruz arkadaşlar. Dersimizin adı nasıl bir spordur? Aşağıdaki metni dinleyiniz ve okuyunuz. Ayak voleybolu ve korfbol. Ayak voleybolu, futbol ile jimnastik karışımı bir spordur. Dünyada en çok Tayland ve Malezya'da popülerdir. Oyun ilk bakışta voleybolu andırır. Ancak sahanın büyüklüğü, sahadaki oyuncu sayısı ve oyunun kuralları voleyboldan farklıdır. Mesela ayak voleybolunda topa elle vurmak yasaktır. Oyuncular topa vurmak veya topu kontrol etmek için ayak, diz, omuz yahut kafa kullanabilir. Bu oyunda her takımın 12'şer oyuncusu vardır. Fakat maç sırasında sahada 3'er oyuncu bulunur. Oyunun amacı topu filenin üzerinden rakip sahaya düşürmektir. Her takım topa yalnızca 3 kez vurabilir. Oyuncuların 3. vuruşta topu rakip sahaya göndermesi gerekir. Top rakip sahaya düşünce sayı kazanılır. Korfbol, Hollandalı bir beden eğitimi öğretmeni tarafından bulunmuştur. Elle oynanan bir takım oyunudur. Oyunun amacı topu korf denilen sepetin içinden geçirmektir. Bu oyun salonda, kumda, çimde, hatta suda bile oynanabilir. Korfbol maçları iki devre halinde oynanır. Her devre 30 dakika sürer. Birinci devre bittikten sonra takımlar saha değiştirir. Her takımın maç boyunca iki mola hakkı vardır. Korfbolda takımlar 8 oyuncudan oluşur. Bu oyuncuların 4'ü erkek, 4'ü bayandır. Korfbolda kurallar oldukça basittir. Oyunda topu elinde tutan oyuncu hareket edemez. Bu oyunun temel kuralıdır. Bunun dışında topla yürümek, rakibe çarpmak, rakibin elindeki topu almak, rakip oyuncuyu tutmak ya da itmek, topa ayakla dokunmak gibi hareketler kural dışıdır. Metnimizi dinledik. Siz de videoyu durdurup metni birkaç kere okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada yanlış kelimeleri çıkarıp doğrusunu yazacağız arkadaşlar. Ayak voleybolu, basketbol ile karate karışımı bir spordur. Futbol ile jimnastik karışımı bir spordur. Bu spor Kanada ve İngiltere'de çok popülerdir. Bu spor Tayland'da ve Malezya'da çok popülerdir. Ayak voleybolunda topu kafayla vurmak yasaktır. Ayak voleybolunda futbolda olduğu gibi ayak, omuz, kafa gibi yerlerle vurulabilir. Ayak voleybolunda her takımın 6'şar oyuncusu vardır. Ayak voleybolunda 2 oyuncu vardır arkadaşlar. Her takım topa en az 3 kez vurabilir. En fazla 3 kez vurabilir. Top saha dışına çıkınca sayı kazanılır. Top rakip sahaya düşünce sayı kazanılır. Aynı voleybol, badminton, teniste olduğu gibi. İşte cevaplar. Aşağıdaki soruları korfbol sporuna göre cevaplayınız. Korfbol kim tarafından bulunmuştur? Korfbol, Hollandalı bir beden eğitimi öğretmeni tarafından bulunmuştur. Oyunun amacı nedir? Topu korf denilen sepetin içinden geçirmektir. Korfbol
Nerelerde oynanabilir? Salonda, kumda, çimde, hatta suda bile oynanabilir. Korfbolda takımlar kaç kişiden oluşur? Korfbolda takımlar 8 kişiden oluşur. Takımlarda kaç erkek ve kaç bayan oyuncu vardır? Takımlarda 4 erkek ve 4 bayan oyuncu vardır. Takımlar ne zaman saha değiştirir? Takımlar 1. devre bittikten sonra saha değiştirebilirler. İşte cevaplar. Çalışma kitabından devam ediyoruz arkadaşlar. Halter, basketbol, tenis, kayak, masa tenisi, karate, yüzme, futbol, voleybol, handbol. Bu sporlarla alakalı neler düşünüyorsunuz? Buraya işaretleyebilirsiniz. Kolay spor, korkutucu spor, zor, yaygın, sıkıcı, yorucu, eğlenceli, ilginç, tehlikeli, heyecanlı. Buradaki fiilleri uygun resimlere yerleştireceğiz arkadaşlar. Yüzmek, sürmek, atlamak, koşmak, fırlatmak veya atmak, binmek, bitirmek, güreşmek, kaldırmak, kaymak. Futbol, sporun yapıldığı alan stadyum, sporcu sayısı 11, spor ekipmanları futbol topu. Basketbol, sporun yapıldığı alan salon, sporcu sayısı 5, ekipmanlar basketbol topu. Tenis, kort, 2 kişi, raket ve tenis topu. Boks, ring, 2 kişi, eldiven. Halter, salon, 1 kişi, halter. Yazdım, tamam. 5. etkinlikte devam ediyoruz arkadaşlar. 5. etkinliğimiz bir okuma etkinliği. Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Futbol, 11 kişilik iki takım arasında oynanan bir oyundur. Futbol, dünyanın en popüler sporudur. Futbol, dikdörtgen şeklindeki çimle kaplı sahada oynanır. Sahanın kısa kenarlarının ortasında bir kale bulunur. Oyuncunun amacı futbol topunu kaleye atmaktır. Topun kaleye sokulmasıyla kazanılan sayıya gol denir. Futbol ayak olmak üzere vücudun belli kısımları kullanılarak oynanır. Kaleci hariç topu elle kullanmak yasaktır. Futbol 45 dakikalık 2 devre halinde oynanır. Futbolcular maçlarda aynı renk formalar giyerler. Futbolcuların giydiği ayakkabıya krampon denir. Futbol maçlarını yöneten kişiye hakem denir. Stadyumu dolduran taraftarlar takımlarının galip gelmesi için tezahürat yaparlar. 4 yılda bir düzenlenen Dünya ve Avrupa Futbol Şampiyonaları insanlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilir. Tenis. Tenis, raket ve topla 2 kişi arasında oynanan olimpik bir spordur. Oyuncular raketleri ile içi boş olan lastik topu ağ üzerinden karşıya atmaya çalışırlar. En çok puan alan oyuncu maçı kazanır. Tenis öncelikle İngilizce konuşulan ülkelerde yayılmıştır. Günümüzde ise her seviyeden, her yaştan ve her ülkeden oyuncusu bulunmaktadır. Tenis dikdörtgen bir kortta ve toprak sahada oynanır. Özellikle gelişmiş ülkelerde daha çok popüler olan bu spor hem yeni oyuncular yetiştirilmesi hem de yeni yıldızların ortaya çıkmasını sağlamıştır. İngiltere, Fransa, Amerika ve Avustralya'da her yıl belli dönemlerde düzenlenen bu organizasyonlar tribünlerde on binlerce, televizyon başında ise canlı olarak milyonlarca kişinin izlediği
büyük para ödülü kazandıran ve gelenekselleşen ciddi organizasyonlardandır. At yarışı. At yarışı en eski ve en yaygın sporlardan biridir. İlk at yarışları eski Türk devletlerinde yapılmıştır. İlk düzenli yarışlar 17. yüzyılda İngiltere Kralı 2. Charles döneminde yapıldı. Yarışlar düz ve engelli koşu olmak üzere ikiye ayrılır. Düz koşulara en değerli yarış atları katılır ve bu yarışlar büyük ödüllü yarışlardır. Engelli koşularda yaşça daha büyük olan atlar daha yüksek ve kalın engelleri aşmaya çalışırlar. At yarışlarında atları yöneten sporculara jokey denir. Aşağıdaki kelimeleri uygun kutulara yazınız. A. Futbol. Tenis. Biliyorsunuz kalede ağ var. Teniste de sahanın ortasında bir ağ var arkadaşlar. Yani file. Düz koşu futbolda var arkadaşlar. Engelli koşu at yarışında var. Forma futbolda var. Gol futbolda. Jokey at yarışında. Kale futbolda. Kort tenis. Krampon futbol. Top futbol tenis. Raket tenis. Stadyum futbol. Yarış atı at yarışı. Son etkinliğimize geldik arkadaşlar bu sayfadaki. Futbol 11 kişilik iki takım arasında oynanır. Doğru. Futbol vücudun bütün organlarıyla oynanabilir. Hayır. Elle oynanamaz mesela. Futbol 45 dakikalık 3 devre halinde oynanır. Yanlış. 2 devre halinde 90 dakikalık bir oyundur arkadaşlar futbol. Tenis dikdörtgen bir kortta ve toprak sahada oynanır. Doğru. Her yıl İngiltere, Fransa, Amerika ve Avustralya'da tenis turnuvaları düzenlenir. Doğru. Tenis sadece İngilizce konuşan ülkelerde oynanır. Hayır, şimdi dünyanın birçok yerinde oynanıyor arkadaşlar. İlk at yarışları eski Türk devletlerinde yapılmıştır. Doğru. At yarışlarında atları yöneten sporculara antrenör denir. Yanlış. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Hello Turkish kanalına abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Ayrıca katıl butonundan kanalımıza destek verebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.